Hakuk Hırzatyan'a verdiği tarihi cevap Maraş'ta. Medyacı olmak isteyen gençler Kahramanmaraş'ta buluştu. İnançlı olarak bir savaşa kazanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Projesi kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti'nin yürüttüğü Geleceğin Medyası Germenika'da Buluşuyor projesi için kente kültür gezisi düzenlendi. Proje kapsamında oyuncu Hilal Anay ve kısa film yönetmeni Ece Anay konuk olarak geldi. Gazeteciliğe, TV, radyo ve programcılığa meraklı lise ve üniversite öğrencileri Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Bunun altında da yeraltı şehrinin olduğunu söylüyor. Geziye Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi'nden başlayan heyet daha sonra Mado Çiftliği'ne giderek dondurmanın serüvenini öğrendi. Gel buraya. Kentin tarihi mekanlarından olan Bahtiyar Yokuşu ve kaleyi de gezen heyet Yedigüz Adam Müzesi'ni ziyaret ederek edebiyatın ve şiirin usta isimleri hakkında bilgi aldı. Beğendim, gayet güzel ve Kahramanmaraşlı olarak hani çok bilmiyordum, gezdim, tozdum. Ya bilmiyorum, ben genel olarak çok beğendim, çok güzeldi. Yedigüz Adam Müzesi gerçekten çok güzeldi. Aynı şekilde çiftlik beğendiğim yerlerden bir tanesi. Bence çok iyi oldum. Ben hani söyledim daha önce de, Kahramanmaraş olarak gezmediğim birçok yer vardı. Oraları da gezmiş oldum böylece. Kültürel değerlerin burada da daha güzel bir şey olduğunu fark ettik. Yani buranın da kültürel değerlerini gördük. Hem daha çok bilgi edindik dondurmanın yapılışından, yani dünyaya dağılışına kadar. Bunlar güzel şeyler. Tarihi yerlerini gezdik. Bunlar yani kültürel bakımdan bizim için çok iyi oldu. Ve yedi güzel adam olsun, diğer kültürel yerler olsun, daha gideceğimiz birçok yer olsun. Bunların hepsi bize tabii ki de çok katkıda bulundu. Çok teşekkür ederiz Sibel Atıcı'ya. Yani onun sayesinde şu an bu projenin içindeyiz. Onun sayesinde birçok arkadaşım ve ben üniversite birimi olarak geldik buraya. Üniversite arkadaşlarımın çoğunu yönlendirerek yani Sibel Atıcı sayesinde bu kültürel bir geziyi sağladık. Çok teşekkür ederim kendisine. Program sonunda Aksu Haber özel açıklamalarda bulunan oyuncu Hilal Anay, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Öncelikle Kahramanmaraş Gazeteciler Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi burada çok güzel ağırladınız. Gördüklerimiz kadarıyla burada tanınmamış, tanıtılmamış inanılmaz güzel bir tarih var. Doğal güzellikleri var. Yemek kültürü zaten cabası. Çok memnun kaldık. Çok heyecanlıyız. Burada bir sürü gençle tanıştık. Bu işe gönül vermiş yetenekli gençlerle tanıştık. Umarım hepsinin bahtı yolu açık olur. Kahramanmaraş'a da buradan ne dileyebilirim? Sanat adı altında nice projeleriniz olsun. Kısa film yönetmeni Cana ise projenin çok önemli olduğunu ve bu tür projelere daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Sibel Atıcı'nın koordinatörlüğünü yaptığı şu anki bu projemiz gerçekten çok mükemmel bir proje. Ülkemizin böyle projelere çok daha ihtiyacı var. Bütün geleceğin genç iletişimcileri burada toplanıyor tek çatı altında ve Kahramanmaraş'ımızı tanıyabiliyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş benim gözümde şöyle çok güzel bir film stüdyosu olabilecek, film platosu olabilecek bir şehir. Tarihi zaten mükemmel tarihi dokusu, o tarihi yaşadım burada. Gerek o savaş yılları olsun, müzeler, bu konuda çok güzel Kahramanmaraş, destekliyorlar gerçekten. Onun dışında şehir mükemmel, sizler mükemmelsiniz, yeme içme, örf kültürleriniz çok güzel. Ben çok memnun oldum kendi adıma bu şehri tanımaktan. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Derneği Proje Koordinatörü Sibel Atıcı da gençlerin hayal dünyasını Kahramanmaraş'ta bağdaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Bugün Kahramanmaraş'ta bir kültür gezisi düzenledik. Geziye genç arkadaşlarımızı davet etmiştik. Sinema televizyon eğitimi alan arkadaşlarımız var içerisinde. Gazetecilik eğitimi alan arkadaşlarımız var. Burada Süçümem Üniversitesi'nde bu alanlara meraklı arkadaşlarımız var. Kültürel gezimizde yaklaşık 40 kişiyi misafir ettik. Kahramanmaraş'ta Panorama Müzesi ile başladık. Sonra bir dondurmanın ham maddesinin imal edildiği yerler, keçi sütünün yapıldığı bir çiftlik ve salebin yetiştirildiği Madon Çiftliği'ni misafir olduk. Sonra Germenisya'yı, kaleyi, Bahtiyar Yokuşu'nu, Yedi Güzel Adam Müzesi'ni, terası, şehir merkezinde görülebilecek mümkün mertebe zamanımızın yettiğince nereler varsa buraları gezdirdik arkadaşlarımıza. Çok mutlu oldular. Biz de onlarla beraber onların bu mutluluğu ve hayal dünyalarında kurguladıkları bu kent vurgusunu zaten amaçlıyorduk. Bu amaca ulaşmış olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Yani benim beklentim aslında zaten buydu. Projenin oluşturulma amacı da buydu. Kent aslında
midyenin kabuğun daha içeri saçılmamış bir inci, biz o inciyi dışarıya çıkaralım istiyorduk. Bunu artık genç kuşakla beraber el birliğiyle yapabiliriz diye düşünmüştük. Tabii yeterli mi? Değil. Bunun devamının artarak gelmesi gerekiyor. Kitlelerin daha da büyüyerek olması gerekiyor. Ama kent tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Kahramanmaraş'ı ilk defa görmüş olmanın da verdiği bir heyecanla her tarafı çok ilgiyle takip ettiler. Kentin tarihi silüetine, tarihi dokusuna çok hayran kaldılar. Biz bunu biliyorduk zaten, bundan emindik ama bunu onlardan duymak çok daha mutlu etti bizi. Lezzetlerine gerçekten çok böyle iddialı olduğumuzu düşünüyordum ama o arkadaşlar gelip burada tattıktan sonra biz bu lezzetleri daha önce yememiştik dediler. Bu da çok mutlu etti bizi. Tepkiler çok olumlu, çok güzel. Daha güzel sonuçlar alacağız inşallah.